Medya Terapi'den tekrar merhaba. Bugün yaklaşık 37 dakikalık bir gecikmeyle programa başlıyoruz. Çünkü az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meral Akşener'in konuşmasını canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Gelin hemen gündemin önemli başlıklarıyla başlayalım Medya Terapi'ye. Bugün Ankara'da sokağa çıkma yasağı var. Evet, adeta bir sokağa çıkma yasağı var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ankara'nın merkezinde bir etkinliğe katılıyor. Bir etkinliğe katılıyor da Ankaralılar niye evlerine hapsolmak ya da sokaklarda perişan olmak zorundalar? Evet, bir perişanlıktan, bir kepazelikten söz ediyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı şehrin tam orta yerinde bir etkinliğe katılacak diye neredeyse bütün caddelerde ve sokaklarda trafik kapatılmış durumda. Ya da geçtiğimiz saatlerde kapatıldı. Şimdi Ankara'yı bilenler için hatırlatalım Ankara'nın merkezine nerelerin kapatıldığını. Esat Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında kalan kısmı, buraya açılan tüm sokaklar. Ankara'yı bilenler ne kadar önemli bir ciddi bir sıkışıklık yaratacağını bilirler. Olgunlar Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Libya Caddesi arasında kalan kısmı, Konur Sokağı'nın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasındaki kısmı, Karanfil Sokak, efendim Kızılırmak Caddesi'nin Esat'la Becerikli Sokak arasındaki kısmı, Tunus Caddesi'nin Esat Caddesi ile Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı ve pek çok cadde ve sokak. Yani Ankara'nın merkezinde hayat duracak. Atatürk Bulvarı civarındaki pek çok caddenin, sokağın trafiğe kapatıldığı haberi dün akşamdan yayıldı. E o zaman sokağa çıkma yasağı ilan etseydiniz, bugün Ankaralılar da kafadan tatil yapsaydı. Hiçbir ciddi ülkede, hiçbir demokratik ülkede bir devlet başkanı, bir cumhurbaşkanı şuradan şuraya gidecek diye bu kadar çok yolun, bu kadar caddenin kapatılması mümkün değil, görülmemiş bir şeydir. Ama niye oluyor bu? Çünkü 88 araçlı konvoylarla oradan oraya gidecekler ve güvenlik gerekçesiyle de her tarafta trafik durdurulacak. E peki Türkiye'nin başkentinde hayatı felce uğratmaya değecek kadar büyük bir etkinlik mi bu? Yani ne bileyim, Allah benzetmek gibi olmasın da çok büyük bir Birleşmiş Milletler zirvesi, NATO zirvesi falan olur. Düzinelerle 80 tane 90 tane bilmem devlet başkanı buraya gelir. İşte hükümet başkanı gelir, dışişleri bakanları gelir. Onların güvenliğini sağlayabilmek için belli saatlerde işte bir trafik yasağı falan konur. Onu anlayabilirim. Hani New York'ta filan da oluyor, Eylül aylarında filan. Ama onun dışında bir kişi geçecek diye bu kadar yolu kapatmanın bir alemi yoktur. Bu Türkiye'de yönetim anlayışının, yöneticilere bakışın ve yöneticilerin toplumun ne kadar üzerinde görüldüğünün, günlük hayatın ne kadar üzerinde görüldüğünün de bir simgesidir diye bu rezaleti de ekranlara getirmek istedim. Türkiye'nin kaçınılmaz olarak en önemli gündem maddesi geçen cuma akşam üzeri Bartın'da meydana gelen o madencilik felaketi. Daha doğrusu toplu madenci katliamı. Daha önceki felaketlerden, daha önceki katliamlardan, yani kaza olarak adlandırılmak istenen o katliamlardan hiçbir ders almadığı anlaşılan Türkiye maalesef 41 madencisini daha toprağa vermek zorunda kaldı cumartesi günü. Tek tek cesetler çıkartıldı, tek tek cenazeler toprağa verildi ve arkasından da hep aynı tartışmayı yapıyoruz. Bu insanların hayatta kalabilmeleri için ve sağ salim kömürü üretip oradan çıkıp evlerine gidip sıcak yataklarında uyuyabilmeleri için gereken düzenlemeler yapılmış mıydı? Gereken önlemler alınmış mıydı ve o insanların canı bir şekilde gözetilmiş miydi? Bunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz. Geçmişteki toplu katliamlardan, geçmişteki ihmallerden, geçmişteki kaza olarak bize yutturulmaya çalışılan o toplu cinayetlerden cevabını biliyoruz. Ve içeriden çıkanlar, yani sağ kurtulabilenler ifadeleriyle bunu doğruluyorlar, bunu teyit ediyorlar. Dünden beri, daha doğrusu cuma gününden beri acılı ailelerin yakınları o kurban verdiğimiz madencilerin ocaklardan her çıkışında ve evlerine gelişlerinde ve arkadaşlarıyla sohbetlerinde içerideki duruma ilişkin bu manzarayı açık açık anlattığını bizlere doğruluyorlar. Evet, gaz seviyelerini inceleyen, evet o gaz sıkışmasını ya da tehlikeli boyutlara geldiğini haber veren sistemlerin ya eksik olduğu ya da çalışmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. O insanların hayatta kalabilmeleri için gerekenlerin nasıl yapılmasını
nasıl yapılması gerektiğini gösteren raporlar, Sayıştay raporları, denetçi raporları vesaire, sendikacıların orada yaptığı incelemeler ya da bakanlık yetkililerinin yaptığı incelemeler hiçbir şekilde göz önünde tutulmamış, hiçbir şekilde kayda geçmemiş ve hiçbir şekilde hayata geçirilmemiş. Yani o önlemler alınmamış. İşin Türkçesi, göz göre göre insanlar ölüme gönderilmiş. Nitekim dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de siyasi partilerin temsilcileri kürsüden bu konudaki tepkilerini dile getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekillerinden Sayın Özgür Özel konuşmasında bu gerçeği iktidar sıralarının suratına haykırdı. Göz göre göre insanların nasıl ölüme gönderildiğinin izlerini bir kez daha hatırlattı. Mecliste siyasi partilerin gruplarında da dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunda, Halkların Demokratik Partisi grubunda, diğer partilerin toplantılarında da bu gerçek dile getirildi. Dün Özgür Özel'in yaptığı konuşmadan bir bölümü hatırlayalım önce. Gelen noktada Soma'da cezasızlık var. Soma'dan iki kişi cezaevinde. Namusu gibi o aileleri bila ücret gece gündüz savunan Selçuk Kozağaçlı'yla Can Atalay dışında Soma'da tutuklu yok, hükümlü yok. Şimdi maden mühendisleri dünya kadar şikayet alıyoruz. Diyorlar ki tedbir aldık diyorlar, hakikaten almışlar. Ne tedbir almışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Facia olmasın diye tedbir almamışlar. Facia olunca buraya bizim kontrolümüz dışında gerçekleri ortaya çıkaracak kimse sızmasın diye almışlar. Maden mühendisleri odasının barikatları aşamadığı, AFAD tırına giremediği, ancak bizimle birlikte girdiğinde bir iki bilgi sahibi olabildiği, konuştukları herkesin tir tir titreyerek konuşmak yasak başkanım dediği bir iklim sürüyor Amasra'da. Ve örneğin o... Buyurunuz efendim. Sorumluluğu olanlardan herhangi biri o gün patlamayaydı da 41 kişi ölmeydi de giderken bir kişiye trafik kazasına çarpıp öldürseydi mahkeme %99,5 ölümlü kazaya sebebiyet verdiği için tutukluluk tedbirine başvuracaktı. Kardeş 41 can ölmüş ha, civciv değil. Bir tane gözaltı yok, bir tane tutuklama yok. Bir görevden el çektirme yok, bir açığa alma yok. Yazıklar olsun, gelip de burada pişkinlik yapmak var. Haklı bir hatırlatmada, haklı bir uyarıda bulunuyor Özgür Özel. Özgür Özel ki Manisa'da, yani kendi seçim bölgesinde Soma hadisesini başından sonuna didik didik inceleyen ve titiz bir şekilde inceleyen ve o günleri de hatırlatan bir sayın milletvekili. Yaptığı vurguya dikkat çekiyorum. Bir tane gözaltı yok, bir tane tutuklama yok, bir tane görevden alma yok, yazıklar olsun dedi. Evet, böylesine büyük bir katliam, böylesine büyük bir felaketin sorumlusu olduğundan şüphelenilen ya da en azından zan altında olan insanlardan bir kişi hiç olmazsa görevden alınmaz mı? Hadi gözaltıyı, tutuklamayı boş veriyoruz. Yani olayın üzerine gidildiğini hissettirecek bir devlet yok mu karşımızda? Ona vurgu yaptı Özgür Özel. Ve bir başka sayın milletvekili, Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Sayın Erkan Baş, yine bu katliama ilişkin çok güçlü sözlerle, cümlelerle iktidar sıralarına hitap etti. Şu anda. Ne diyecek? 20-25 dakika bir cümle söyledi ya. Vallahi billahi bizim suçumuz yok. Başka hiçbir şey demedi. Ben de sormak istiyorum ya. Bakın değerli arkadaşlar, normal bir ülkede olsak çoktan istifa etmesi gereken, Japonya'da olsak harakiri yapması gereken ama maalesef AKP Türkiye'sinde hala bakan koltuğunda oturan kişiye sormak istiyor. Bir ay önce Amasra'ya gittiniz değil mi? Sayıştay bu raporları yazdı, önünüze koydu değil mi? Ya arkadaşlar, ben ilçe ziyaretine gittiğimde, bir ilçe örgütünü ziyarete gittiğimde gitmeden önce bir raporlara bakıyorum. Gittiğimde de oradaki arkadaşa soruyorum. Ya bundan bir ay önce oraya gittiğinde şu Sayıştay raporlarının gereğini yaptınız mı diye sorsaydı bu 41 işçi bugün yaşardı. Bu ihtimal bile bir insanın istifa etmesi için yeterli. Bu ihtimal bile yeterli. Ama
ne yaptınız? Bakın Sayıştay raporu. Hani her lafına, Sayıştay'ın her lafına cevap yetiştiriyorsunuz. Sayıştay diyor ki, o işletmede 1145 işçi olması gerekirken 622 çalışan var. Ve aynen cümle şu. Kritik zamanlarda müdahale edilemiyor. İş güvenliği olumsuz etkileniyor. Söylemiş Sayın Bakan, söylemiş. Gittin ne yaptın orada ya? Turistik gezimi yaptın. Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün. Denetime gidilmiş, bakalım. İnsanların yarısı ölmüş o fotoğrafta. Yanındaki çocuk şu anda ölmüş. Hala koltukta oturuyor. Şimdi kader planı diye yeni bir laf öğrendik. Kader planı. Burada kayıtlara geçsin diye okuyorum. Kayıtlara girsin diye okuyorum. Aynen şöyle demiş. Cumhurbaşkanı gidiyor. Diyor ki şükürler olsun, hamdolsun 41 cenazemize 24 saat içerisinde ulaştık. Ya biz sizden insanları hayatta tutmanızı istiyoruz. Ölüleri toplamanızı istemiyoruz ki. Ölümleri engellemenizi istiyoruz. Siz cenaze toplamakta övünen bir iktidarsınız. Neymiş? Kadermiş. Lanet olsun böyle kadına. Hep işçi çocukları, hep yoksul çocukları mı ölüyor ya? Lanet olsun böyle kadına. Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocukları kader, kader, kader. Hep bize mi bu kader ya? Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın da yaptığı haklı bir vurgu vardı. Hep kader, kader, kader diyorsunuz, hep bize mi? Yani emekçilere mi kader dedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada cumartesi günü yaptığı konuşmaya da haklı bir eleştiri getirdi. Yani yerin altından, madenden o cesetlerin, o katliam kurbanlarının cesetlerinin 24 saat gibi bir süre içinde çabucak çıkartılmış olmasıyla övünen bir devlet anlayışını haklı olarak eleştirdi. Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her fırsatta bu konu gündeme getirilecek ama bizler, yani kamuoyu, medya ve tabii muhalefet partileri hala bu katliamın sorumlularına sahip çıkmaya çalışan zihniyeti hiçbir şekilde rahat bırakmayacağız ve bu soruşturmanın eğer sağlıklı bir şekilde yürütülecekse sonuçlarını çok yakından takip edeceğiz. Acılı 41 ev var, ateş düşen 41 aile var ve onların yakınlarının hesabının sorulması için elimizden gelen her şeyi yapmak ve bu tür katliamların bir daha tekrarlanmaması için var gücümüzle çabalamak zorundayız. Türkiye'nin bir başka önemli gündem maddesi de şu dün sabahtan itibaren, yani resmi gazetede yayınlanarak gündeme, yürürlüğe giren sansür yasası. Yani hazırlayanların kullandığı ifadeyle basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ya da gerekçesi olarak gösterilen dezenformasyonu önlemeye yönelik kanun tasarısı. Elimde şu anda o kanun tasarısı. 40 maddeden oluşan bir kanun tasarısı var elimizde. Daha doğrusu 39 yürürlük maddesi haricinde 39 maddeden oluşan bir kanun tasarısı. Kanun tasarısında işte basın kartının verilmesiyle, kimlere verileceğiyle ilgili düzenlemeler var. Mesela ilk maddelerde o basın kartının kimlere verileceğiyle ya da nasıl verileceğiyle ilgili düzenlemeler arasında dikkat çekici önemli bir unsuru not almışım buraya. Bakın, o basın kartlarının verilmesi ya da geri alınması ile ilgili komisyonda toplam 19 üye yer alacak ve o 19 üye arasında meslek kuruluşlarının, ilgili kuruluşların filan birer ikişer temsilcisi, birer ikişer temsilci göndermesi söz konusu ama esas olarak başkanlıkça belirlenecek 4 üye, yani iletişim başkanlığı kastediliyor. Yine iletişim fakülteleri dekanları veya basın kartı sahibi gazeteciler arasından yine başkanlıkça belirlenecek 3 üye. Yine göreve bağlı basın kartı sahibi gazeteciler arasından başkanlıkça belirlenecek 1 üye. Yani o kurulu, 19 kişilik kurulu oluşturacak bütün üyeler iletişim başkanlığı tarafından belirlenecek. Ve yine iletişim başkanlığını temsilen 3 üye daha olacak. Yani orada meslek örgütlerinin ya da bağımsız kuruluşların kendi iradeleriyle gönderecekleri üye sayısını şöyle aradım ki bulasın ama hep başkanlık tarafından belirlenecek üyelerden söz ediliyor. Onun dışında da tabii ki pek çok antidemokratik hüküm var ama en çok bu konuşulan 29. madde meselesi. O 29. maddede de sırf halk arasında endişe,
korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır şeklinde Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesine ek 217A sıra numarasıyla yeni bir madde getirilmesi, bunun da son derece muğlak hükümlerle gazetecilerin ya da sosyal medya ortamında haber yazan, bilgi yazan ya da bir bilgi paylaşımında bulunan insanların keyfi bir şekilde ufacık bir şikayet ya da ihbar üzerine cezalandırılmalarını öngören bir kanun. Dünden itibaren yürürlüğe girdi. Dün Cumhuriyet Halk Partisi bu 29. maddeyi öncelikle Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirmek üzere bir acil başvuruda bulundu. Öteki maddelerle ilgili de başvuru yapılacağı bildirildi. Ama tabii ki o başvurunun sonucunu merak bile etmiyoruz. Büyük bir ihtimalle Anayasa Mahkemesi'nden de dönecektir. Yani dönecektir derken o başvuru sonuca ulaşmayacaktır. Önemli olan bu yasanın hayata geçirilmemesi için Türkiye'de demokrasiden yana, basın özgürlüğünden yana, fikir ve ifade özgürlüğünden yana insanların vereceği mücadele ve kararlı bir şekilde sansüre karşı dayanışarak vereceğimiz mücadeledir diyoruz. Bir soluklanalım, gündemin ayrıntılarına dönüşte devam edelim. Kızım, o kurutma makinesi. Ütü öyle bir şey değil. Bir şey. Yapacak bir şey yok. Giyeceğiz artık mecburen. Kırışık. Beko'dan yeni Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Doğadan esinlendi, yenilendi. Biyohijyen teknolojisiyle derinlemesine temizlik için tabi yeni Rinso. Hem de çok hesaplı. Beko'da tüm kurutma makinelerinde geçerli 1000 liraya varan indirim. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapiye gündemin diğer ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Yayının başında, ilk dakikalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İYİ Parti'nin grup toplantısını sizlere canlı yayında aktarmıştık. Bugün aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de grup toplantısı var. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gruba hitap edecek. Önümüzdeki dakikalarda meclise gelip grup toplantısında bir konuşma yapması bekleniyor. Ama grup toplantısının başında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli bir gündem maddesi, daha doğrusu bir protokol maddesi olduğunu da hatırlatalım. Nedir o? Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan, oradan Memleket Partisi'ne geçen, ekranda gördüğünüz eski asker, eski teğmen Mehmet Ali Çelebi de bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne resmen katılmış olacak. Yani katılım işlemleri tamamlandı ama bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat yakasına AKP rozeti takılarak taltif edilecek. Bunun da anonsunu hatırlayacaksınız. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapmıştı ve bizzat grup toplantısında kendisine hoş geldin diyeceğini ve rozeti takacağını bildirmişti. Önümüzdeki dakikalarda muhtemeldir ki Mehmet Ali Çelebi, şu mutlu Mesut Bahtiyar gördüğünüz Sayın İzmir Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı tarafından da onurlandırılacak ve yakasına AKP rozeti takılacak. O anlara da tanık olacak Türkiye. Gelelim gündemin diğer maddelerine. Gündemde bütçe tasarısının da tartışılması var. Yani bütçenin sunumu yapıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından. Önümüzdeki günlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturumlarında, gerek komisyonlarda, gerek tek tek işte bakanlıkların bütçeleri, gerekse genel kurulda onun müzakereleri önümüzdeki günlerde ve haftalarda yapılacak. Meclisin gündemindeki en önemli maddelerden biriydi eskiden.
Yani meclisin görece daha meclis gibi çalışabildiği yıllarda, ama biraz şimdi daha protokol gereği ortalıkta o metinlerin dolaşacağını ve tartışmaların yapılacağını söyleyebiliriz. Ama bir yandan da tabii bütçenin analizi yapılıyor. Az önce Meral Akşener'in, İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nın da bütçeyle ilgili eleştirilerini dinlemiştik. Yani bütçedeki büyüklüklerle ilgili, bütçedeki tutmayan hesaplarla ilgili, öngörülerin Maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nasıl doğru hesaplanabilir ile ilgili olarak işin bir başka yönüne dikkat çeken bir uzmandan alıntı yapacağım şimdi. Ozan Bingöl, vergi uzmanı, Doktor Ozan Bingöl, akademisyen. Vergilerimizle ilgili, yani vatandaşın ödeyeceği vergilerle ilgili çok çarpıcı bir tablo hazırlamış. Şimdi o tablodan bazı sayıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ozan Bingöl diyor ki, hazır mıyız? Önümüzdeki yıl, yani bütçedeki öngörülen vergi gelirleriyle ilgili yaptığım analize göre diyor, her bir dakika 7 milyon 86 bin TL vergi ödeyecek Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Her bir dakika 7 milyon 86 bin Türk lirası vergi ödeyeceğiz. Bu saniye hesabı yapıldığında da saniyede 118 bin 111 TL vergi ödeyeceğiz. Her bir saniye 118 bin 111 TL vergi ödeyeceğiz. Her bir dakikada da 7 milyon 86 bin 681 lira. Saat başına 425 milyon 200 bin 866. Yani bir saat sonra yaklaşık 425 milyon daha fazla vergi ödemiş olacağız. Günde 10 milyar 204 milyon 820 bin 772 TL, ayda 306 milyar 144 bin 623 bin 167 TL ve bir yılda 3 katrilyon 673 milyar 735 milyon 478 bin TL vergi ödeyeceğiz. Şimdi bu tabloyu hani sırf böyle bir renkli bir unsurdur filan diye paylaşmıyorum. Bu tabloyu hafızalarınıza kazıyın da bundan sonra ödeyeceğiniz vergilerin nereye gideceğini daha bir titizlikle, daha büyük, daha sıkı, daha güçlü bir vatandaşlık bilinciyle sorgulayın diye paylaşıyorum. Hatırlarsınız belki, ya da şöyle geriye sardığınızda filmi, burada sık sık vergilerimizin nereye gittiğini, doğru harcanıp harcanmadığını ve ülkeyi yönetenlerden, gerek merkezi yönetimde gerekse yerel yönetimlerde hizmet talep ederken, en temel hizmetlerimizi, eğitim, sağlık, ulaştırma, iletişim vesaire, en temel hizmetleri talep ederken bu vergileri bizim ödediğimizi ve onun karşılığında bu hizmetleri talep ettiğimizi hatırlayın diye bu tabloyu gösteriyorum. Bu tabloyu hafızalarınıza kazıyın. İnternette de var, Ozan Bingöl'ün Twitter hesabında da bu tablolar paylaşılmış durumda. Yani her bir saniye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 118.111 TL, her bir dakika 7.086.681 TL vergi ödüyor. Ve bu vergiler nereye kullanılıyor sorma hakkımız var. Vatandaş olmanın zaten gereği bu. Bunların hesabının kuruş kuruş sorulması lazım. Nereye harcıyorsun? Kur'an kursu mu açıyorsun, bilmem ne kursu mu açıyorsun? Bilimsel yatırımlar mı yapıyorsun? Üniversitelere, eğitim, sağlık kurumlarına ne kadar para harcıyorsun? Silahlanmaya ne kadar para harcıyorsun? En önemlisi, devleti yönetenlerin şatafatlı, şaşalı yaşamlar sürmesine ne kadar harcıyorsun? Mesela Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda insanların oturduğu altın varaklı koltukların, kanepelerin boyandığı altın varaklara kaç para harcıyorsun? Günde 10 milyon TL Cumhurbaşkanlığında kalem kalem nereye harcanıyor? Bunların hesabını soracağız. Bunların tek tek dökümünü talep edeceğiz. Bunlar söylenmezse bizden bir şeyler kaçırılıyor ve bizim cebimizden çıkan o vergi adında çıkan paralar boşa harcanıyor ya da yanlış yerlere harcanıyor demektir. Beşli çetelere, altılı çetelere, yedili çetelere, bir takım hırsızlara, bir takım soygunculara mı gidiyor vergilerimiz, yoksa evlatlarımızın okulda kursaklarına girecek iki lokma ekmeğe mi harcanacak, onu sorma hakkını kendimizde bulalım. Çünkü vatandaşız biz. Bakın, birkaç gündür Ankara'nın, İstanbul'un toplu ulaşım giderleri, toplu ulaşım masrafları, maliyetleri tartışılıyor.
Ankara'nın, İstanbul'un belediye başkanları diyorlar ki kazandığımız bütün parayı, yani toplu ulaşımdan bilet ya da kart ücreti neyse, o abonman ücreti, onlar üzerinden kazandığımız bütün parayı akaryakıta veriyoruz. Öyle bir noktaya geleceğiz ki çalışanların, toplu ulaşımda çalışanların maaşlarını ödeyemeyecek noktaya geliyoruz diyorlar. Su dağıtımı ile ilgili olarak öylesine gelir gider dengesini hesaplamak durumunda kalıyorlar ve verilen vergiler yetişmiyor büyük kentlerin bu temel hizmetlerini karşılamaya. Acaba daha fazla mı ödenek almaları gerekiyor o işin ucunu birleştirebilmeleri için? Bu vergi tablosunu o yüzden özellikle dikkatlerinize sunmak istedim. Bir başka konu başlığı da yasaklar meselesi. Hala şu ilkel, şu çağ dışı konser yasaklamalar, festival yasaklamalar devam ediyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda bir sanatçının giyimi kuşamı üzerinden tepki çekmesi nedeniyle peş peşe konserleri yasaklandı. Müzik gruplarının ya da öğrencilerin kendi aralarında düzenledikleri festivaller yasaklandı. Hangi gerekçeyle? Bir takım dinci, bir takım yobaz, bir takım gerici kuruluşların oturup bir araya gelip iki satır dilekçe yazıp biz bu konseri burada istemiyoruz. Biz bu şarkıcının kentimizde, kasabamızda, ilçemizde sahneye çıkmasını istemiyoruz diye 21. yüzyılda asla ve kata kabul edilemeyecek gerekçelerle konser yasaklamalarını hatırlayın. Peş peşe o yasakları tartıştık. Hatta sonradan da çıktılar o dinci yobaz kurumlar. Dediler ki aferin bize, ne büyük bir başarı elde ettik. Şunun 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 konserini şu 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 isimli festivalleri yasaklattık. Büyük bir zafer kazandık diye iftiharla listeler bile yayınladılar. Ve o yasaklamalar hala devam ediyor. O yasaklamalardan birinin kurbanı olan İlkay Akkaya isimli şarkıcının konserinin yasaklanması konusunda yapılan İtiraz başvurusu kabul edilmiş, bilmiyorum onun sonucunda o konser gerçekleşebilecek mi? Ama bu arada bir başka yasak da Muhsin Namcu isimli bir yabancı asıllı şarkıcının, İranlı şarkıcının Muhsin Namcu ya da neyse İranlı ya da Farsça telaffuzuyla onun eserlerinde, şarkılarında Kur'an-ı Kerim'den alıntılar olduğu gerekçesiyle konserlerinin yasaklanması talep edilmiş. Tabii o alıntıların Kur'an-ı Kerim'i bilmem Kur'an-ı Kerim'e hakaret mi içerdiği, aleyhinde hükümler mi içerdiği ya da eleştirel hükümler mi içerdiğini bilmiyoruz. Yani onlar teknik mevzular ama yani Kur'an-ı Kerim'den bir takım lafları, bir takım ayetleri alıntılayarak şarkı sözlerinin arasında serpiştirmesi nedeniyle hayır efendim o konser veremez, o şarkıları söyleyemez diye bir başvuru yapılmış ve konserleri, iki konseri birden iptal edilmiş bu şarkıcı. Düşünebiliyor musunuz? Benim beğenmediğim şarkıcı sahneye çıkmasın. Benim beğenmediğim şarkıcının sözlerini, müziğini duymak istemiyorum. Benim hoşuma gitmeyen bir içerikte ya da benim dışımdaki, benimle aynı görüşte olmayan insanların bir araya gelerek eğlenecekleri festivaller yasaklansın zihniyeti hala Türkiye Cumhuriyeti'nde capcanlı, taptaze devam ediyor. Biz böyle bir yaşama layık olmadığımızı her fırsatta haykırmak istiyoruz. Biz böylesine bir grup insanın kendileri dışındaki insanların yaşam tarzına, giyimine, kuşamına, aile düzenlerine, cinsel yönelimlerine, hangi şarkıyı nerede, ne zaman, nasıl söyleyeceklerine karışmasına haykırmak ve böylesine bir düzeni kabul etmemek durumundayız. Bu yasaklar artık gına getirdi. Gerçekten de gına getirdi. Ve yönetimlerin mahkemeler üzerinden de bu tür gerici başvurulara boyun eğmesi ve bu sanatsal etkinlikleri, müzik etkinliklerini ya da sergileri vesaireyi, festivalleri yasaklamasının da bir son bulması gerektiğini hatırlatalım. Bugün biraz hızla toparladık gündemi. Gelin şimdi gazetelerden manşetleri okuyalım. Cumhuriyet Gazetesi Bartın'daki, Amasra'daki katliamı manşetten işlemeyi sürdürüyor. Ölüme götüren 6 dakika kayıp diye manşet atmış Cumhuriyet bugün. 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasındaki karanlık noktalar üst başlığıyla şu saat
dönemeçlerine vurgu yapılmış. Saat 18.05 Cuma günü. Metan gazı %1,5 olarak ölçüldü. Elektrikler kesildi. Elektrikler kesilmez. Orada da yanlış bir ifade kullanmışlar. Elektrik kesildi ya da enerji kesildi. Yani elektrikler diye çoğul bir şey olmayacağını da buradan hatırlatalım. Neyse. Saat 18.09. Havadaki gaz oranı %1,69'a yükseldi. Havadaki gaz oranı %1,69'a yükseldi. Yani tehlike sınırının çok üstünde bu. Saat 18.15'te de patlama yaşandı. 41 can göz göre göre ölüme gitti diyor Cumhuriyet Gazetesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AKP, MKYK ve TBMM'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde facia günü yaşananları anlattı. Dönmez yapılan ölçümleri tek tek sıralarken saat 18.09 ile patlamanın meydana geldiği saat 18.15 arasında yaşananlara ilişkin veri paylaşmadı diyor. Bu gerçekleri, yani o belirtilen, Cumhuriyet'in manşetinde belirtilen saatlerde, dakikalarda neler yaşandığını içeriden sağ olarak kurtulanlar, çıkan emekçiler anlatıyor. Ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın anlatımlarında bu 6 dakika kayıp yok. Orada ne olduğuna ilişkin bir bilgi yok. Şimdi az önce Sayın Özgür Özel'in konuşmasında enteresan bir vurguyu, ya da çok haklı bir vurguyu hatırlatmıştık, tekrarlamıştık. Ya bir kişi bile şüpheli, zanlı sıfatıyla gözaltına ya da tutuklu olarak alınıp da sorgulanamaz mı? Bir kişiye bile görevden el çektirilip gel sen kenara, şu o gün olup bitenleri dakika dakika bir izah et diye. Orada çünkü bir takım sorumlular var. Şu saatlerde neler olduğunu izah etme durumunda olan sorumlular var. Orada bir takım kayıtlar tutuluyor. Belki dijital kayıtlar, belki kağıtla kalemle kayıtlar tutuluyor. Orada bir takım göstergeleri takip eden sorumlular var. Ya onlar hiç olmazsa görevden el çektirilip oraya girmesi engellenip, öyle ya, olası delil karartma şüphesiyle filan. Savcıların kafası nasıl çalışır her olayda? İnsanların evine baskın yapıp şafak vakti gözaltına alıp niye hapse tıkıyorlar? İki satır yazanı çizeni delil karartacak diye. 6 kişi şu anda Bakırköy ve Silivri cezaevlerinde niye tutuklu durumdalar? Gezi direnişi davası ile ilgili olarak tedbiren bir tutukluluk. Hangi delil karartacaklarsa, nereye kaçacaklarsa, bir tanesi yurt dışından gelmiş, mahkemeye ceza alacağını bile bile gelmiş. Şimdi burada bir katliam var, toplu katliam. 41 kişi hayatını kaybetmiş. Bunun olası zanlılarını çağırıp da iki satır sorgulamayacak mısınız? Yok, o yapılmıyor ve bakana bu sorulduğunda da o soruları geçiştiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun da konuşmalarından alıntılar yapmış Cumhuriyet Gazetesi. Ve şu sorular yanıt bekliyor diye 5 tane soruyu sıralamış. Metan gazı %2'ye çıktı mı? Metan gazı yüksek olmasına karşın çalışma yapıldı mı? Eğer çalışma yapıldıysa bunda kimin inisiyatifi var? Bir önceki vardiya 3 saat önce mi paydos etti? Bir önceki vardiya 3 saat önce mi paydos etti? Bu sorular tabii kafadan uydurulmuş sorular değil. Bu sorular orada neler olup bittiğine dair bir takım fikirleri olan maden mühendislerinin, uzmanların, uzman madencilerin, geçmişte bu tür felaketleri, bu tür katliamları araştıran, soruşturan uzman isimlerin ve tabii ki oradan arkadaşlarını kaybedip kendileri sağ çıkan madencilerin anlatımlarından ortaya çıkan sorular. Bu soruların cevaplarının verilmesi lazım. 41 canın hesabının bu soruların cevaplarında yattığını bilmek lazım. Saraydan çarpıtma diye bir başlık var. İletişim Başkanlığı dezenformasyon bülteniyle faciayı aklamaya çalıştı diyor. Sansür yasası dün resmi gazetede yayınlanırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bartın faciası ile ilgili Sayıştay raporlarının ve haberlerin yanlış olduğunu iddia etti. Ama neresinin yanlış olduğunu söylemiyor tabii. Yanlış haber veriyorsunuz diye kendileri dışında kim bilgi veriyorsa onları suçluyorlar, karalıyorlar. Bültende 41 işçinin öldüğü facia için mevzuatın gerektirdiğinden daha fazla tedbir alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Peki mevzuatın gerektirdiği tedbir ne kadar? Daha fazlası nedir? Onlar yok. Muğlak ifadeler. Aynı iletişim başkanlığı yandaş medyanın
geçtiğimiz günlerde hatta kamu kurumlarının yani AFAD'ın katliam gecesi, facia gecesi verdiği yanlış dezenformasyon anlamına gelen bilgilerle ilgili olarak hiçbir kelimeye, satıra o dezenformasyon bülteninde yer vermiyor. Dezenformasyon haberlerini atlamışlar. Dezenformasyon sadece kendileri dışındaki şahıslar tarafından yayılıyor bunların mantığına göre. İran'da 16 yaşındaki kız çocuğunun Hamaney itirazı sonrası vahşet, marş söylemedi öldürüldü diye bir haber dün de sizlere aktarmıştık. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polisler tarafından öldürülmesi sonrasında gösteriler sürüyor. Rejim güçleri Hamaney'i öven, marşı söylemeyen öğrenciyi döverek öldürdü deniliyor. Hürriyet gazetesi Abana'ya kulak verin diye bir başlık atmış. Kastamonu Abana'da lisenin geçen yıl sel felaketinde 70 kişinin öldüğü dere yatağına taşınma ihtimali halkı tedirgin etti. Halk CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu diyor. Göz göre göre yeni bir facianın habercisi olmak suretiyle orada bir liseyi sel yatağına ya da dere yatağına, muhtemel sel yatağına taşıma girişimleri önceden bu şekilde karşılık bulmuş. Dileriz o felakete yol açacak bir şey olmaz. Hürriyet'te sayfanın en tepesinde logonun sağ tarafında bugün toprağa vereceğimiz bir meslek büyüğümüz. TRT ekranlarının efsane ismi, özellikle de Eurovision yarışmalarının sunumuyla tanıdığımız, hatırladığımız Bülent Özveren büyüğümüzün, abimizin bugün cenazesi kaldırılacak ikindi namazından sonra. O vesileyle de bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet dilemiş olalım. FETÖ'ye dev operasyon diye sayfanın dibinde bir görüntü var. Şu sırada da ekranlarda canlı yayında Mehmet Ali Çelebi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğine resmen kabulüne ilişkin görüntüleri izliyoruz. Duyalım isterseniz. İzmir İl Başkanımızı ve vekillerini davet etmek istiyorum. İzmir İl Başkanımızı ve milletvekillerimizi de kürsüye davet ediyorum. AKP Genel Başkanı, AKP'nin yeni milletvekili ve yeni üyesi eski asker Mehmet Ali Çelebi'ye Adalet ve Kalkınma Partisi rozetini kendi elleriyle takıyor. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Orta Asya'dan... Aynı şekilde sayımızın eşleri hanımefendi davet etmek istiyorum. Buyursunlar. Evet, iğne pek yerleşmedi galiba orada, bir teknik arıza ve sonuçta Mehmet Ali Çelebi eşiyle birlikte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı bir başarı kazanmış gibi de böyle eller havaya kaldırılıyor. Yani genellikle böyle pozlar bir seçim zaferinde verilir ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde gelen yöneticileri Sayın İsmet Yılmaz, Sayın Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı iki yanında da Mehmet Ali Çelebi ve sayın eşiyle birlikte poz verdi. Tarihi anlara tanık olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP Genel Kurulu'nda. Yani hani nereden nereye özdeyişini doğrulayacak bir takım manzaralardı bunlar. Gazetelerin manşetleriyle devam edelim. Sözcü gazetesi güle güle binin güle güle gidin diye manşet atmış. İtibardan tasarruf olmaz demişlerdi. Madem öyle güle güle binin, güle güle gidin diyor. Neyi anlatıyor Sözcü gazetesi? Sarayın bütçesinin 2023 yılında %70 nokta artışla 6.6 milyar liraya çıkarılacağını, Diyanet'in bütçesinin %123 artışla 35.9 milyar olacağını ve kamuya 3241 yeni taşıt alınacağını anlatıyor. Yani güle güle binin ve güle güle gidin diye de hani böyle bir iktidara da gidicisiniz mesajı veriliyor üstü kapalı bir şekilde. Millet de kuyruklarda böyle çile çekiyor diye
Sokaktan, çarşıdan, pazardan manzaralar aktarılmış. Markette 375 kuruş yani 3 lira 75 kuruş olan ekmeğin Gaziantep'te belediye büfesinde 3 liraya satıldığını, yani 75 kuruşluk bir fark için insanların saatlerce daha ucuz ekmek kuyruğunda beklediğini anlatıyor. Bir başka manzarada Afyonkarahisar'da bir tarım kredi marketinde ucuz şeker satıldığını duyan vatandaşların akın etmesine dair fotoğraf, görüntüler. Ortalama 130-140 liraya satılan 5 kilo şekeri 101 liraya alabilmek için insanlar o şekilde kuyrukta beklemişler. Bir de ibret fotoğrafı var sağ altta. Hainin pozu diye sunulmuş. FETÖ'cü, basketbolcu, NBA'de, Amerikan Basketbol Ligi'nde oynayan ve Fethullahçı teşkilatın önde gelen meşhur yüzlerinden Enes Kanter'in Yunanistan bayrağına nasıl büyük bir şevkle ve muhabbetle sarıldığına ilişkin, yani daha doğrusu öyle poz verdiğine ilişkin o fotoğrafı da ibret tablosu olarak hainin pozu diye sunmuş Sözcü gazetesi. Evrensel gazetesi kaderi değiştirmek işçinin elinde diyor bugün manşetinde. Binlerce işçiyi ölüme götüren, kefenden bir kader çizen çarkın kırılması ve başka ocakların sönmemesi için cevabı bulunması gereken soru. Kimlerle birlikte, kimlere karşı nasıl bir mücadele? İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının görevleri yeniden tarif edilerek aktifleştirilmeli diyor Evrensel Gazetesi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği sektör ve iş yerlerindeki özgünlüklere göre TİS taslağına girmeli, yani toplu iş sözleşmesi taslağına girmeli. Sendikalar işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda sistematik eğitimler yapmalı. Özür dilerim. Tabip ve mühendis odaları ile emekten yana partiler konferans, sempozyum düzenlemeli. İşçi sağlığı konusundaki uluslararası kazanımlar Türkiye'de de gündeme getirilmeli. Bunlar Evrensel Gazetesi'nin yazarı İhsan Çaralan'ın iç sayfalardaki yazısından aktarılan önemli uyarılar. Karar Gazetesi bize kömür lazım, sizin canınız değil diye bir sözü alıntılıyor. Amasya karanlığından çıkan acı hikayeler, çekmecede kalan denetim raporlarının ardında insan hayatına verilen değerin olduğunu gösteriyor. Faciayla evdeki ocağı da sönen acılı bir eşin feryadı önce kazanç anlayışına isyan oldu. Madende gaz olduğunu söyleyince şefi bize sizin keyfiniz değil kömür lazım demiş. 41 can gitti, adalet yerini bulsun. Bizde de haber bültenlerimizde de sık sık dünden beri tekrarladığımız o acılı bir eşin feryadı. Yani eşim bana bunları anlattı diye aktarımlarına yer verilmiş. Gerçekten de orada işçilere o gaz seviyesinin yükselmesinden ya da zararlı ya da tehlikeli seviyelere çıkmasından şikayet eden işçilere böyle diyen her kimse bize kömür lazım değil sizin bize kömür lazım sizin canınız değil laflarını söyleyen her kimse hiç vakit geçirmeden şu ana kadar cuma gününden bu yana tespit edilmeli ve demir parmaklıkların ardına atılmalıydı. Kasten adam öldürmekten 41 cinayetten sorumlu olarak ve derhal yargının önüne çıkarılmalıydı. Ama biliyoruz ki tek bir gözaltı, tek bir tutuklama, tek bir görevden alma bile yok. Dün burada uzun uzun anlattığım devletin kendi elemanına yani bürokratına nasıl kayıtsız şartsız başkalarının canı pahasına sahip çıktığının bir örneği bu. Eğer bu lafı birisi ettiyse gerçekten bu bulunmalı ve derhal yargı önüne çıkarılmalı ve en ağır cezaya çarptırılmalı. 41 çarpı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalı ki bir daha hiçbir alçak böyle bir lafı bir emekçiye sarf edemesin. Bize kömür lazım, sizin canınız değil. Evet, o ağır hakareti de kullanıyorum buradan. Her kim o lafı ettiyse. Sabah gazetesi hain FETÖ'cünün İsveç'teki lüks hayatı diye bir sürmanşet haber vermiş. Bu önemli isimlerden biri Bülent Keneş. FETÖ'nün medya yapılanmasının firari ismi. Bu Zaman gazetesinin önde gelen isimlerinden ya da yazarlarından biriydi hatırladığım kadarıyla.
Onun da işte İsveç'te Stockholm'da kaçak olarak yaşadığını saptamışlar. Daha önce de başka ülkelerde yine FETÖ'cülerin böyle izini bulduğunu, işte şurada oturuyor filan diye adreslerini aktardığını hatırlıyoruz. Sabah gazetesinin özel haberi Abdurrahman Şimşek Stockholm'dan bildirmiş. Sabah gazetesinin manşetinde stajyer öğrenciye asgari ücret diye bir başlık var. Başkan Erdoğan diyor, yani Cumhurbaşkanı'nı kastediyor, gençlere peş peşe müjde verdi. Yaz stajları için ödediğimiz rakamı 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz demiş. MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Pensilvanya'da mola verdin mi sorusu sorulmuş. O da dün cevabı vermişti Sayın Kılıçdaroğlu da. Gel beraber gidelim aynı yolu, kaç saatte neresi alınıyormuş filan diye. Ben olsam hiç tenezzül bile etmezdim böylesine abuk subuk sorulara cevap vermeyi. Çünkü eğer bir siyasi partinin liderine falanca gün falanca saatler arasında neredeydin diye bir soru sorulacaksa, yani siyaset öyle bir rutin izlemeye başlayacaksa, o zaman Sayın Bahçeli de, Sayın Erdoğan da, Sayın Binali Yıldırım da, Sayın bilmem kim de, hepsi iktidar cenahında da muhalefet cenahında da herkes dakika dakika nerede ne yaptığını, kiminle hangi saatte nerede görüştüğünü beyan etmek zorunda. Şimdi geçen hafta Sabah gazetesinin bir yazarı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o bilinmeyen 6-8 saatte, ki kendi ifadesine göre işte bilmem Boston'dan Washington'a arabayla gittim, zaten arabayla gitmenin süresi de oydu. New York'ta da mola verdik, daha doğrusu o şeyin önünde, Türkan Vakfı'nın önünde de videoyu çekme arasıydı o diye izahatta bulundu. Şimdi onun dışında falanca gün falanca yerde filanca FETÖ'cüyle görüşmüş diye bir iddia ortaya attılar. Şimdi bunu kanıtlayabiliyor musun? Hayır. Söylediği laf şu. Onu yazan, Sabah gazetesi yazarının. Bana bir bilgi geldi diyor. WhatsApp'tan bilgi geldi diyor. Şimdi bunu kanıtlayabiliyorsan getir fotoğrafıyla, ses kaydıyla, bilmem nesi, videosuyla filan kanıtla. Kılıçdaroğlu da sorulsun. Gittin niye görüştün FETÖ'cülerle filan diye. Peki şimdi bir muhalif yazar, öteki cenahtan bir yazar, şöyle bir yazı yazsa. Fethullah Gülen Alçağ'a Pensilvanya'dan bir temsilci göndermiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Beştepe'de falanca gün Cumhurbaşkanı'yla görüşmeler yapmış. Beraberinde de Sayın İbrahim Kalın varmış, Sayın Binali Yıldırım varmış, Sayın İletişim Başkanı varmış filan diye bir haber yazsa. Şu anda zindandaydı ve ne zaman çıkacağını hiç kimse hesap edemezdi. Yalan haber yaymak, dezenformasyon yaymak bir siyasetçiyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri haksız yere hainlerle, bilmem kimlerle, terör örgütlerinin mensuplarıyla görüşmüş gibi yalan bilgi yaymak suçlamasıyla. Öyle ya, herkes herkesin hakkında böylesine bir iftiraya başvurabilir. E madem yasa çıkardınız, o zaman o adamı da çağırdın. Sen Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüyle nerede, ne zaman görüştüğünü nereden biliyorsun? Gel kanıtla denir. Kanıtlayamazsan dezenformasyon yapıyorsun, suç işliyorsun diye çağrılır, hakkında soruşturma açılır. Bu yapılacak mı? Hayır, yapılmayacak. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aracında uyuşturucu yakalanmış diye bir yalan yaydılar. Nerede? Yok. Aksi kanıtlandı mı? Kanıtlandı. Peki o adamdan hesap soracak mısın, haberi yapandan? Yok, sormayacaksın. İstanbul'da patlama oldu. Vali çıktı, dedi ki gaz patlaması. Belediye başkanı dedi ki o evde gaz yok. Peki o valiyi çağırıp suçlayacak mısın? Yok. Dolayısıyla çifte standartla uygulanacak bir yasa geldi önümüze. Ona dikkat çekmek istiyorum. Akşam gazetesi her çalışan promosyon almalı diye bir başlık atmış. Akşamın gündeme getirdiği özel sektör çalışanı da promosyon alsın çağrısına İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç destek olmuş. Madenci ailesine destek kalıcı olacak diye Cumhurbaşkanı'nın bir müjdesi de akşamda sürmanşetten aktarılmış. Türkiye Gazetesi parantez kapanmalı diye manşet atıyor. Kürşat Tüzmen, eski Ticaret Bakanı Kürşat Tüzmen, Suriye'ye el uzatalım çağrısında bulunmuş. Şam yönetimiyle atılan normalleşme adımlarına destek vermiş. Türkiye yeniden inşa sürecinin en güçlü aktörü ve Suriye için ticarette rakipsiz bir ülke. Evet, böyle de bir bakanımız vardı geçmişte. Eski Ticaret Bakanı Kürşat Tüzmen, çok renkli bir simaydı. Hatırlarsınız AKP'nin ilk yıllarında.
bakanlık da yapmıştı ama böyle çok da renkli bir isim vardı. İşte yüzerdi, spor yapardı falan filan, medyaya medyatik görüntüler verildi vesaire. Posta gazetesine geçelim. Vicdansız diye bir başlık var. Dün de haber bültenlerinde gördüm bu haberi. İstanbul'da bir ev sahibi kiracısı olan yaşlı çifti evinden çıkarmak istemiş. Ev bulamayan çift bize biraz süre ver demiş ama vicdansız ev sahibi buna kulak asmamış. Gizlice gitmiş, onlar evde yokken kapının kilidini değiştirmiş. Şu gördüğünüz biraz yaşlıca hanımefendi ve beyefendi, işte yaşları da 80 civarında, onlar sokakta kalmışlar. Bu vicdansızında ben olsam o vicdansızı da bulup fotoğrafını da çeker teşhir ederdim. Yani böyle bir şeyi yapmaya kimin hakkı var ya? Yani evden çıktın çıkmadın filan, bunlar yargıda halledilecek şeyler. Sen ev sahibisin diye adamların evine girip de kilidi değiştirip sokağa atmak gibi bir şeyin içinde nasıl olabilir bir insan? Bu nasıl bir vicdandır? Hakikaten anlaşılır bir şey değil. Ben olsam gider bulur fotoğrafını da çeker teşhir ederdim. İşte bu vicdansız diye, sonra da dava etsin beni. Posta gazetesinde yukarıda logonun hemen yanında zarif, latif, fotojenik hanımefendi fotoğrafı kontenjanı bugün Şevval Şahin hanımefendi için kullanılmış. Hadise şu, yani haber şu, tepeden yer almaya hak edecek haber şu. Miami'ye niyet, bebeke kısmet. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin kışları eski sevgilisinin Miami'deki evinde geçirilmiş ama İlişkisi bitmiş, şimdi yeni sevgilisinin Bebek'teki evinde geçiriyormuş. 8 aydır aşk yaşadığı işletmeci bilmem kimin Bebek'teki evinde. Ve bir poz vermiş, mayo giymiş, üzerine de yün bir hırka geçirmiş. Niye mayo giyersin, üzerine niye hırka geçirirsin? Ama işte maksat böyle bir magazin haberi oluşturmak. Bu vesileyle Şevval Şahin'in bu kışı kimin evinde hangi kılıkla geçireceğini öğrenmiş olduk. Bu kıyamızı da unutmayın. Milliyet gazetesi. Ama hep o vardı diyor. Kimler geldi, kimler geçti ama hep o vardı. Rahmetli Bülent Özveren'le ilgili olarak atılan başlık bu. Milliyet gazetesinin televizyon eleştirmeni, magazin yazarı Ali Eyüboğlu'nun yazısından birinci sayfaya çıkarılmış. TRT'den çok spiker geldi geçti. Onlardan biri de 79 yaşında aramızdan ayrılan Bülent Özveren'di. Özveren'in alanında tek olmasının sebebi seçkin eğitimi değildi. Bülent Özveren'i Bülent Özveren yapan, sayesinde Türkiye'nin katılmaya başladığı Eurovision şarkı yarışması oldu diyor. Gerçekten de geçmişini, yani kariyeriyle ilgili geçmişini, bilgilerini bilenler şu gerçeği de bilirler. Türkiye 1975 yılından itibaren katılmaya başladı. Ondan bir yıl önce TRT bu Eurovision yarışmaları ile ilgili bir çalışma yapılmasını, yani bir hazırlık yapılmasını Bülent Özveren'den rica ediyor. O yıllarda TRT İzmir bürosunda görevli. Özveren o hazırlık çalışmasını yapıyor ve ondan sonra yıllar boyu 2012 yılına kadar da Eurovision yarışmalarının sunucusu ve o organizasyonun en önemli insanlarından biriydi. Bugün toprağa veriyoruz rahmetli Bülent Özveren'i. Aydınlık gazetesi şekerimizi alacağız diye bir başlık atmış. Dolandırılan arıcılar Ankara'da TAHAP önünde toplanmış. Diyarbakır'dan, Artvin'den, Balıkesir'den, Eskişehir'den, Adana, Mersin, Siverek'ten kalkıp gelmişler. Milyonlarca para yatırdıklarını, tırlar dolusu şeker alacakları olduğunu söyleyen bal üreticileri, üreten yüreklerdik, tüketen yürekler oluyoruz diye feryat etmişler. Milli Gazete, bakanlık sessiz, gözler DDK'da, yani Devlet Denetleme Kurulu'nda diyor. Tarım Bakanlığı'nda 60 milyon liralık ÜDTS yolsuzluğu. Neymiş bu? ÜDTS yolsuzluğu açılımını yazmamışlar ama ürün doğrulama ve takip sistemi yolsuzluğu, 60 milyon liralık bir yolsuzluk Tarım Bakanlığı'nda. Milli Gazete bunu açığa çıkarmış. FETÖ'ye ağır darbe diyor Yeni Akit gazetesi. Örgütün güncel yapılanmasına finans desteği sağlayan 704 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış. 59 ilde 599 kişi gözaltına alınmış. Hizmete para yok, filoya para çok diye bir başlık. Ekrem İmamoğlu'nu konu alan, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini konu alan bir suçlama. Araç israfı var diyen İmamoğlu sadece 2022'de 170 milyon liralık araç ihalesine çıktı diyor. Şimdi tabii 170 milyon sayısını, verisini bir yana yazın.
belediye için alınacak işte kamyon, kamyonet, bilmem ne, çöp aracı, her neyse, onların her birinin 3 milyon 5 milyon filan maliyeti olduğunu da bir kenara yazın. Kaç araç alındığını merak ediyorum. Yani 50-60 tane araç da almasın mı İstanbul Belediyesi? Yani İstanbul Belediyesi o araçları eğer makam aracı olarak aldıysa evet biz de eleştirelim. Yani makam araçları pahalı araçlar olmasın filan diyelim ya da yenisi alınmasın diyelim, ama hizmet amacıyla alındıysa, yani çöp kamyonu ya da başka birimlerde vatandaşa hizmet edecek, ne bileyim otobüs alınmışsa, minibüs alınmışsa filan, bunlar niye alınmasın? Hizmete para yok, filoya para çok demiş. Halk Ekmek, Ağaç AŞ, İgdaş, Beltur, Kiptaş, İsper, şehir hatları, buralara araçlar alınmış. Ya araçsız nasıl hizmet verecek bu insanlar? Mesela Yeni Akit gazetesi sokağında herhangi bir şeyden şikayet ettiğinde gel İBB burada hizmet ver dediğinde şeye mi, faytona mı binip gelecekler ya da ata binip mi gelecekler filan. Yani neyi eleştirdiğinin farkında bile olmayan ya da farkında olduğu halde sırf muhalefet etmiş olmak için yapılan bir haber bu. 170 milyon da, yani hani araç alımları için çok büyük de bir meblağ değil tabii. Onu da şey yapmak lazım. Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştireceğimiz yerde biz de eleştiriyoruz. Yeni Akit gazetesinin yazarları, çalışanları, manşet atanları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni savunmak amacıyla söylemiyorum bunları. Ama bir haberi yaparken de neyi eleştirdiğinin bir farkında ol. Şöyle bir aç bak bakalım, ben neyi eleştirmişim bu manşette diye de iyice bir oku. Diriliş Postası Putin'e ikinci uyarı diye manşet atmış. Biz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ülkeleri, bize SSCB ülkeleri gibi davranma diyen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman'ın Putin'e uyarılarını manşet yapmış. Ve diğer iki gazetemize, yani internet ortamında PDF formatında yayınlanan iki gazeteye bakalım. Gazete Pencere bugün bakana göre her şey dört dörtlük diyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın mecliste bu facia ile ilgili sorulara karşı bir savunma mekanizmasını gündeme getirdiğini, her şey yerli yerindeydi, hiçbir hata yoktu anlamında bir savunma yaptığını söylemiş. Onu eleştiriyor manşetten ve İkinci Yüzyıl gazetesinin de manşeti hesabını sormazsam namerdim diyen Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amasra'daki maden faciası nedeniyle iktidara sert tepki gösterdiğini ve o 41 işçinin de Soma'da hayatlarını kaybeden ihmaller sonucu ölüme gönderilen 301 işçinin de hesabını sormazsam namerdim diye söz verdiğini hatırlatıyor. Gazetelerin manşetleri böyle. Şimdi gelin köşe yazarlarından alıntılar yapalım. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nden, evet, yazarlara başlamadan önce bir başka canlı yayın için dönüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapıyor. Biz de medya terapiye burada noktayı koyuyoruz hocam.